40 gün kadar kaldık. Ben tabii biraz zihniyet olarak mücadeleci bir adamım. Haliyle geçmişte bu tür mücadelelerde sıkıntı yaşamış insanların hayatlarını okuduğumuz için bugüne kadar. Bu cezaevini Medrese Yusufiye olarak görüyorduk. Haliyle oraya girer girmez daha ilk günden şu çıktığımız ana kadar Allah'a şükür Allah'a inançlı insan olduğumuz için buraya o isme yakışır şekilde bir 40 gün yaşadık. Yani sıkıntı olmadı. Hatta çıkarken en son ikimiz kaldık diye kardeşimle beraber. Yani iyi ki kalmıştı 3 gün daha. Cenab-ı Allah bir İzmir tabiriyle kıyak yaptı bize. Güzel değerlendirdik. Hiç kimseye kırgınlık yok. Malum biliyorsunuz ben girmeden önce söylemiştim. 17 Aralık 25 Aralık olmamış olsaydı bizler burada olmayacaktık. Bir siyasi şey bu. Bir öç alma gibi, bir kumpas gibi. Kırgınlık yok ama hani asbel kadar İzmir'de bir 14 yıl falan çalıştık. O süreçte yıllardır abi kardeş arkadaşlığımız vardı meslektaşlarımızla. Belki onlara karşı birazcık hani terörde olsun, işte bazı muamelelerde istediğimiz yakınlığı göremedik. Demek ki bizden tarafa samimiyet içtenlik varken onlardan tarafa aynı şey yokmuş. Ama onlar da hakkımızı helal ediyoruz. Hiç kimseye kırgınlık, kızgınlık yok. Bu bir siyasi dava derler ama ben siyasi görmüyorum. Sadece öç almaydı bu. Başkanlıkta, istihbarat daire başkanına gitmiştim ben İzmir'deyken. Orada sadece bir sene çalıştım. Kumpasın ne olduğunu gördük yani. O dönemde. Ankara'da da soruşturmam var. O soruşturmada da eğer mahkemeye intikal ettirecek olurlarsa orada da gerekli şekilde hakimlere, savcılara gerekli bilgileri veririz. Evet. Allah da kumpas kurdu onlara. Çok konuşmayacağız daha fazla. İnşallah Cenab-ı Allah bu yattığımız süreyi bizim böyle biraz günahlarımız varsa inşallah dökülmesine vesile olmuştur diye değerlendiriyoruz. Allah Allah! Son 3 günde Edip'le geçirdiğim için o da bir güzellikti. Birbirimize moral motivasyon yaptık. Allah razı olsun kendisinden. Basın mensubu arkadaşlara da bir şey söyleyeyim bu arada. Teröre geldiğimizde ifade için yani teslim olmak için orada aynı bu şekilde birkaç şey söyledik. Hislerimize tercüman olacak şekilde. Fakat ne yazık ki onu bile terör şube müdürü arkadaşlarımız onu iddianameye koyacak şekilde tutanak tutmuşlar sağ olsunlar. Bunu yayınlayan birkaç tane televizyon kanalı ve gazeteyi de sanki örgüt gibi lanse etmişler. Allah razı olsun. Şimdi bunu da yapacaklardır. Ama bu basın açıklaması değil. Bunlar sadece hislerimizi bir şekilde lanse etmek, yansıtmak. Sağ olun. Yansıtmaktır. Bu arada buraya gelen arkadaşlarımızı basın mensuplarına teşekkür ediyoruz. Bize fırsatı verdikleri için. Hak etmediğimiz halde desteğe geldikleri için. Allah razı olsun. Allah size razı olsun. Estağfurullah. Hukuksuz herhangi bir işlemimiz olmamasına rağmen 40 gün boyunca burada kaldık. Herhangi bir kimseye küskünlüğümüz yok. Devletimiz için canımızı veririz. Vatanımız milletimiz için canımızı veririz. Yine bir fırsat geçerse aynı şekilde dost doğru yolumuza devam ederiz. Bundan kimsenin hiçbir şüphesi olmasın. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar.